Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. İnanın bana, hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Gücünüzün farkına varın. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum, her birimize. Üçte ikisi hala yolda. Yönetmenimiz bile gelemedi yani, öyle söyleyeyim kardan. İşte ben diyorum ya, İstanbul'a kar yakışmıyor derken bundan bahsediyorum. Bugün İstanbul'da kırmızı alarm verildi efendim. Evet, efendim, evet, hava durumumuzu hemen gösteriyoruz efendim. Evet. Kırmızı alarm. İşi olmayan evden dışarı çıkmasın, zaten bir yere ulaşamazsınız. Ona göre görüyorsunuz. Bugün yine Rahmi Bey, evet, kırmızı alarm, evet, kazayı aramızda. Şartlara göre vatandaşlara derhal gösteri yapıyoruz. Yani. Yani bitsin de inşallah yeşil bir şeyler giy böyle. Yani hava durumu normale döndü diyelim. Yarın bakacağız yine. Tamam, yarın, evet, sizin kazaklarınıza göre efendim durumu değerlendireceğiz. Yani gerçekten arkadaşlar. Ay, neler oldu neler. Aslında birkaç tane haberimiz bantların içinde de var. Öncelikle dün geceyi nasıl geçirdin? Buruk. Çok iyi geçirdim ama buruk geçirdim. Koramadım. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Öldü sandığın kızının yaşadığını öğrendim. Bence çok mutlu geçirmen Allah gerekir. Allah razı olsun senden. Hepimizden. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Ama benim çocuğumun çok dengesi bozuk. Sen onu biliyorsun, görüyorsun halını. Ne olursun onu bize teslim et. Kurban olum ya sana. Ya sana ne diyeceğim? Şimdi benim annemin çok kullandığı bir laftır. Teşbihte hata almaz. Mesela ben sürekli evde bir şeylerimi kaybedip arayan birisiyimdir. Rahmetli anneanneme çekmiş uyum. Çünkü hep aynı anda anladığım kadarıyla 5-6 tane iş yapmaktan dolayı neyi nereye koydum bulamıyorum. Dağınığım da zaten, yani hani onu da itiraf edeyim. Çok değerli toplu birisi değilimdir. Annem hep şey der. Nasrettin Hoca kaybettiği eşeğini bulup sevinirmiş. Ararım bir şey, bulurum, sevinirim. Annem de ki bunu normal yerine koysa ne arayacağım ne sevineceğim. Bizimki de o hesap oluyor bazen ama gerçekten ben... yani 20 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu. Hem de 52 yaşında. Şimdi 52 yaşında biri 20 Ağustos'tan bir haber alınamayınca işte, gerçekten insan endişeleniyor. Çok şey yaptım. Çok şeyler geldi aklıma. Kötü vallahi kötü benim şeyler de geldi. Kötü şeyler geldi. Onun için buraya çıkamadım. Maddi durumum yokudu, çıkamadım. Bu kızımı çağırdım. Bu kızım ama bana aşkım, buraya gelmen için maddi duruma gerek yok ki. Ben seni aldırıp getiririm. Bilemedim işte, damadım çıkma oraya dedi bana. Çıkamazsın dedi. Ben çıkacağım dedim. Bu terbiyesiz bir şeyler konuştu. Onu söyleyemeyeyim şimdi. Çok terbiyesiz bir şeyler konuşunca deyince canıma tah dedi. 30 seneden beri bu sırtımda benim o damatım. 30 seneden beri. Herkes biliyor beni. Ben yalan konuşmam. Ben kaç yaşında karım. Namazımdan yazındı imdattım. Allah kabul etsin. Onun için bu çocuğuma ben bakıyordum. Bu çocuğum hastalıklıydı. Ona dedim ki alma. Benim çocuğumdan sana karı olmaz. Senden ona koca olmaz dedim. Bu benim dememe karşı bunu kaçırdı. Bir şeylerden yaptı, kaçırdı, gitti. Ondan sonra işte bu duruma düştük. Onu da bir de dost tutayınca benim çocuğum çok sevdiği için psikoloji bozuldu. Ondan sonra işte bu internetlerden buldum. Nasıl buldu onu hayattaki fark edemedim. En kötü şey, ben her zaman onu söylüyorum. Yani bir evliliğin temeli sadakate dayanır. Sadakat yoksa o evlilik bitmiştir. Aynı, çok uğraştım yavrum. Dün çok güzel bir laf vardı ya. Nerede izledik onu? Duygularımdaki cam kırıkları diyor. Evet. İnsanın duygularına cam kırıkları serildiği noktada ne yazık ki işte o hayattan da o ilişkiden de hayır gelmiyor. Yavrum. Yani duygularınıza cam kırıkları serildiği noktada insan bir daha eskisi gibi uğraştım, olmuyor. Çok uğraştım. Kaçtığı için. Yani bunu özellikle söylüyorum. Bizi çünkü gençlerin çok sıkı takip ettiğini biliyorum ve ben o gençlerle her zaman gurur duyuyorum. Geleceğimiz onlara emanet. O yüzden gençler bu hataları yapmasınlar diye altını çize çize de söylüyorum. Şimdi hayatım dün gülüyorum. Neden gülüyorum? Şimdi senin kız Bahçeşehir'de. Şimdi Bahçeşehir'den burası hani normal şartlarda hani yol açık olsa kaç dakikadır? 15 dakika diyelim, değil mi? 10 dakika hatta, biz şimdi Temin üzerindeyiz, 10 dakika. Şimdi dün bizim ekip gitti, senin kızı almak için eve gitti. Sen yollar kapandı mı kardan? Kaç saatte geldiler buraya biliyor musunuz? 13 saat yol sürdü.
Bahçeşehir'den buraya gelmek için. Ama bak şimdi kızını bir gör. Kızı iyi gerçekten. Yok yavrum. Bir izle bak, bir izle dur, bir sakin ol. Bir izle. Kızın iyi. Bizlere de açtı, evini de gösterdi. Bir izleyelim önce. Yayınımız sırasında bulduğumuz Selma Kocabaş, 5 aydır kaldığı evinin kapılarını Müge Anlı ekibine açtı ve neler olup bittiğini anlattı. Ben sağ salim yaşıyorum ve iyiyim, çok iyiyim, çok da mutluyum. Allah'ım inşallah bu devam eder ölene kadar. Ben hiçbir yere ayrılmak niyetinde değilim. Kimseye bir şey söylemeden, ardında bir iz bırakmadan çekip gitmesinin nedeni ise kocasıydı. O zaman Samsun'daydı. Komşular gelmeden 3-4 ay önce anneniz vefat etti dedi. Annemi de görünce de çok böyle kötü oldum. Peki niye aramadınız ailenizi? Nasıl diyeyim sana, daha geri dönüşü olmaz diyerekten bizim akrabalardan, yani boşanacağım kişiden, o yüzden korkmak gidemedim. Babam iş yeri açtı ona, onu batırdı. Bakmıyordu evine, annesi babası bakıyordu, benim ailem bakıyordu. Bir tane kadını getirdi bu, kiracı diyerekten o kadını imam nikahına almış zaten, onu öğrendim. Üçüncü çocuğu da bizimkindenmiş, onu da öğrendim. Yakaladım da, darp olayları da olduk, karakolluk olduk, uzaklaştırma aldı. Yani çok çektirdi. Ondan evliliğim zulümdü zaten benim. Yeni bir hayata başlamıştı Selma Kocabaş. Birliktelik yaşadığı kişi ile hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyor. Ben bununla çok mutluyum. Allah razı olsun. Ben 5 aydır, 5,5 aydır ilk defa bir bebek gibi o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Benim yaşamamı istiyorsanız beni o kişiden boşatın, nikahımızı yapın. Ben başka bir şey istemiyorum. Gelsin ailem, gelsin gitsin. Ama ben istemiyorum ne Samsun'u ne Çarşamba'yı. Görmek istemiyorum onu. Peki sevgilisiyle nasıl tanışmış, tüm ailesini bırakıp yanına yerleşme kararını nasıl almıştı Selma Kocabaş? Enişte dediğim kişinin vasıtasıyla. Ahmet Avcı. Onun vasıtasıyla tanıştık. Onun telefonuna yazışıyordum zaten. Siz Ahmet Avcı'nın evinde mi kalıyordunuz o dönem? Yok, bir hafta kaldım zaten. Ahmet Avcı'nın fesi açık olduğu için uyuduğu zaman ablayla beraber biz bakıyorduk. Nursel eşiydi zaten. Biz İbrahim'le özelinde konuştuk. Orada numaramı falan verdim. Bir konuş, iki konuş numarayı verince zaten insan göründüğü de konuşunca insan içinde bir şeylik oluyor yani. 1,5 seneden fazla oldu tanışalı. Peki evli olup olmadığını söylemiş miydiniz? Ben boşandım biliyordum. Dava açtım ben Kartal'da. Yani avukat ne yaptı bilmiyorum, davayı açmamış o zaman. Ben de temizim diyerekten nikaha götürecektim adamı. O da mı yeni gördü evli olduğunuzu? Evet, ben boşandım biliyordum. Peki İbrahim Bey çocuklarınızdan haberdar mıydı? Yok, değildi. Şaşırmadı mı? Çok şaşırdı. Kızmadı mı? Yok, kızmadı, Allah razı olsun. Diyorum ya, dört dörtlük bir insan. Boşan gel nikahımızı yapalım diyorum. Ama bırakmam, ölürüm de bırakmam. Ahmet Avcı'nın birliktelik yaşadığı sevgilisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve para istediğini de ileri sürüyor Selma Kocabaş. Onun fesinden şey yapıyorduk ya, o da ben sandım demek ki yazdı, kirayı ödeyemedi diyerekten para istemiş Ahmet Avcı. Sakın para vermeyeydim, ben o işi hallettim, eşyaları bıraktım, ev sahibine dedim. Şu an yaşadığı hayattan mutluydu ve yeni kurduğu düzenini bırakmak istemiyordu Selma Kocabaş. Siz rahatsınız anlaşılan. Vallahi çok rahatım. Aha görüyorsun evimi, geldim bir hafta sonra eve tuttu işte. Sıfırdan mı kuruldu evet, bu ev? Evet, evet. Bir dedim ki olmuyor. Çocuklar ne olacak? Çocuklar zaten büyük. Onlar gelecek, yanımda kalacaklarsa kalsınlar. O da diyor zaten, kalsınlar. Peki annenizi, kardeşinizi görmek ister misiniz? İsterim. Götürelim mi sizi? İsterim tabii, giderim. Hadi hazırlanın, götürelim tamam. Sizi. Annesini ve kardeşini görmek üzere stüdyomuza doğru yola çıktı Selma Kocabaş. Ancak bir anda bastıran yoğun kar yağışı Selma Kocabaş ve ekibimizin yolculuğunu zorlaştırdı. Hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey. Gitmiyor abi, gitmiyor. Yaklaşık bir buçuk saatten bu yana aracın içerisine mahsur kalmış durumdayız. Görüş mesafesi neredeyse hiç yok. Tipi de son hızıyla devam ediyor. 2 saatten bu yana aracın içerisinde mahsur kalmış durumdayız. Bizimle birlikte görmüş olduğunuz gibi diğer araçlar da şu anda yolda kalmış durumda. Siz de mi kaldınız? Öyle bir yerde mahsur kaldık ki ne ileri gidebiliyoruz ne geri gidebiliyoruz. Arabamız saplandı kaldı. Mümkün değil ya bizim buradan gitmemiz. Saatler süren bekleyişin ardından kar küreme aracının gelmesiyle Selma Kocabaş ekibimizle birlikte çıktığı yola devam etti.
Evet, habere gelmiştik. Haber olduktan 5 saat süren mücadelenin ardından dozer sayesinde en azından ana yola kadar kurtulduk.